Bize bu tablonun f fonksiyonunun tanımını içerdiğini söylüyorlar. Anlaşıldı. Bir bakalım. Buradaki x değerleri için f(x)'in neye eşit olduğunu biliyoruz. Tabloya göre f'in tek mi, çift mi yoksa ne tek ne de çift mi olduğunu belirleyiniz diye de sormuşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi birlikte yapalım. İsterseniz tek ve çift fonksiyonun ne demek olduğunu bir kez daha hatırlayalım. fx eğer f eksi x'e eşitse elimizdeki çift bir fonksiyondu değil mi? Ve f eğer eksi f eksi x'e eşitse de tek bir fonksiyondu bunu f eksi x'in f x'e değil de eksi f x'e eşit olması olarak da düşünebiliriz. Evet bu ikisi eşdeğer ifadeler. Bu durumda elimizdeki tek bir fonksiyon. Bunların ikisinin de doğru olmaması ise fonksiyonun ne tek ne de çift olduğunu anlatacak. Şimdi soruya dönelim. f eksi 7 eksi 1'e eşitmiş. Peki ya f eksi eksi 7? Bu f 7'ye eşittir ve bir bakalım, f 7' de eksi 1'e eşit. Bu ikisine göre, yani x'in 7'ye eşit olduğunu düşünürsek, f x'in f eksi x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, buraya kadar doğru. Aynı şey x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 içinde geçerli. f3 de f eksi 3'e eşit. Yani ikisi de 2'ye eşit. Bunlara bakarak fonksiyonun y ekseni etrafında simetrik olduğunu da gözümüzün önüne getirebiliriz öyle değil mi? Evet bu bir çift fonksiyondur. A seçeneğini işaretliyorum. Hadi bir tane daha yapalım. Burada da f'in tanımını böyle vermişler. Bana bu fonksiyonun tek mi çift mi yoksa ne tek ne de çift mi olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi biraz düşünün. Yine az önceki gibi bazı denemeler yapalım. Burada bize f5'in 2'ye eşit olduğunu söylüyorlar. Evet, f5 eşittir 2. Peki, f eksi 5 neye eşit? f eksi 5, bir bakalım. Bu eğer çift bir fonksiyon olsaydı f eksi 5'in de 2'ye eşit olması gerekirdi. Eksi 2'ye eşit olsaydı da tek bir fonksiyon olma yolunda iyi bir adım olurdu. Ama gördüğünüz gibi f eksi 5 ne 2'ye ne de eksi 2'ye eşit. Bu da sadece bu x değerine bakarak bile fx'in ne tek ne de çift olduğuna karar verebileceğimiz anlamına geliyor. Seçenekler arasında ne tek ne de çifti seçiyorum. Evet bu kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Tablo yine fx'i tanımlıyor. Tamam. Fonksiyon tek mi, çift mi, yoksa ne tek ne de çift mi diye soruyorlar. Hadi kendi kendinize yapmaya çalışın. Peki, buradan başlayalım. f4 eksi 8'e eşit. Peki, ya f eksi 4? Bunu sorarak f x'in değerinin f eksi x'in değerine eşit olup olmadığını değerlendirmek istiyorum aslında. f eksi 4'ü de burada vermişler ve 8'e eşit. O halde f x'e değil f x'in negatifine eşit. Yani eksi f 4'e. Bu x değerine bakarak fonksiyonun tek olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü eksi f x'e eşit. Emin olmak için bir x değerini daha değerlendirmek istiyorum. Bakalım f 1 5'e eşit ve f eksi 1 ise eksi 5'e. Gördüğünüz gibi bu da f eksi x'in eksi f x'e eşit olduğunu gösteren başka bir örnek. Bu da aynı sonucu verdiğine göre bir bakalım. f 0'da 0'a eşitmiş. Bundan yola çıkarak, yani x'in 0'a eşit olduğunu ele alarak, f eksi 0'ın neye eşit olduğunu bulmak istersek, f eksi 0 da f 0'a eşit olacağı için, f 0'ın negatifi de 0'a eşittir değil mi? Ve bu da fonksiyonun tek olması ile tutarlı bir örnek. Evet, bunun da eksi f eksi 0'a eşit olduğunu düşünebiliriz. Sonuç olarak bu da tek bir fonksiyondur diyebiliriz.